Müslümanlar, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Tahassantu billah ve tasantu billah. Cenab-ı Hak'tan hıfz-ı himaye talep ediyoruz. La ilahe illallah hasni ve men dekhala hasni emine min azabi. Hadis-i kutsi olarak Cenab-ı Mevla Efendimizin hem saadetiyle buyuruyor. La ilahe illallah benim kal'amdır. O kalandan içeri giren emri aman dairesine girmiş olur. Benim azabımdan emin olur. Eski zamanda şehirlerin etrafında kaleleri vardı. Surların içerisinde şehir otururdu. Ve sur kapılarından İçeri girenler selamet olurdu, dışarıda kalana tehlike vardı. Cenab-ı Hak öyle temsil buyuruyor. La ilahe illallah benim öyle bir kal'amdır ki orada kullarımı ben saklarım. Her kim bu kelime-i tevhidi getirirse o kal'amdan içeri girmiş olur. Benim azabımdan emin olur. Onun için Cenab-ı Hak'tan onu niyaz ederiz ki o galasının içerisinde bizi de saklasın. İnşallah. Emri aman oradadır. Onun dışına çıktın mı korku var, tehlike vardır. Müminler mahzundur. Bugünkü müminler imanının derecesine göre mahzundur. İmansızlara üzün yok. Yani dünyanın ferahıyla ferah eder onlar da. Efendim, hüzün müminleredir. Neden? Onun sebebini Cenab-ı Peygamber 1400 sene öncesinden mucize olarak haber vermiştir. Hadis-i şeriflerin içerisinde ne kadar bu bizim içinde bulunduğumuz hali tasvir eden ve tabir eden yüzlerce hadis-i şerif vardır. Lakin okumuşlarımız maalesef gün ışığına çıkaramıyor. Çıkarıp söyleyemiyor. Belki söyledikleri vakit Zülfiyar'a dokunacak diye korkuyor. Onların zülfiyarına dokunsun, onların zülfiyarına dokunacak diye korkma. O hadis kitaplarında bugünümüzü tarif eden, Müslümanların üzerine gelecek hali tarif eden, tabir eden, tasvir eden hadis-i şerifleri bul çıkar, söyle ahaliye, müminlere bildir. Ki ne zamanda yaşadıklarını bilsinler, ve geleceklerinden de haberleri olsun. Cenab-ı Allah geleceği bize perdeledi. Bize avam-ı nas geleceği bilmez. Lakin geleceği
peygamberlere araladı da gösterdi. Bahusuz. Hususuyla Efendimiz'e o perdeyi açıp da kıyamete kadar olacak o katil bildirdiği, gösterdi. Efendimiz'e söylediler. Ki ümmetleri geleceklerinden haberdar olsun. Ne geliyor üzerlerine bilsinler diye. Gelecekten haber vermeyen peygamber değildir. Nebi manası zaten nübüvvet, gelecekten haber veren kimse manasındadır. Peygamber gelecekten haber vermezse, haberi olmazsa nasıl peygamber? Senin benim gibi adamdır o. Ne bilmesi var o zaman? Gelecekten haber veren peygamberdir. O yüzlerce haberi bildirmiş, kitaplarda mevcuttur. Lakin hocalarımız başka türlü, başka efendim, hadislerle meşhur olurlar da hangi hadisi, hangi zaman kullanacağından haberi yok. Şimdiki okumuşların adeta efendim eczacı, depoda ecza çok, eczahanede bir sürü ilaç var. Lakin gelen hastaya neyi vereceğini, hasta reçete getirmese neyi vereceğini bilmez. Sıralı sıralısız ilaç tutmakla o adam iyi olmaz ki, sırasını bilecek. Binlerce, yüz binlerce, milyonlarca hadisi şerif vardır. 3-5 hadis değil, 23 sene peygamberin insan konuşmuştur. Hitap etmiştir. Çünkü hitabı ilahi umul kıyamete kadar gelecek milyarlara hitap edilir. Yalnız karşısındaki sahabe-i kirama ait değil. Ve alim olan kimsenin vazifesi odur. Bugün nedir tecelli? Bugüne ait olan hadisler hangileridir? Müminleri onunla teçhiz etmeye, takviye etmeye, imanlarını ayakta tutmaya gereken nedir? Hangi hadis okunacak, söylenecek, bildirmeleri lazım. Bizim bir Vehhabi belası çıktı, bir Gazafi belası çıktı, bir Selafi belası çıktı. Hadis-i şerifleri inkar eden bir Nemrutlar sürüsü düredi. Binaenaleyh Müslümanlar şaşkın haline düştü. Allah'a havale ettim ben onları. Evet, müminler mahzundu. Mahzun olacaklarını peygamberin nişan bildirmiştir. Saadetle aleyhissalatu vesselam. Yeti, seyeti zamanın yezûb kalbul mu'min kemâ yezûbul milh milhu fil mâ ev kemâ gâl aleyhissalâtu vesselâm. Bir zaman gelecektir insanlara, ümmetime. Bir zaman gelecek. O zaman da mu'minlerin kalpleri suda tuzun erimesi gibi eriyecek diyor. Kalbi eriyecek. Nasıl yaşar ya Resulallah? Kalbi eriyen adam nasıl yaşayacaktır? Sirke vurdu. Sirkenin içinde nasıl yaşıyorsa öyle yaşayacaklar. Sirkenin de vurdu olur. Onun içerisinde o yaşa, onun gibi yaşa. Sebebi ne ya Resulallah? Müminlerin kalplerinin o derecede hüzüne boğulup da erimesinin sebebi nedir? O zaman bildirdiler ki, görecekleri feci hallerden,
kalpleri eriyecek hüzünden, mahzuniyetten ve ellerinden bir şey gelemeyecek. Bu cami-i şerifin kapısından içeri girerken ağlamayacak mümin var mı? O manzarayı görür. Kafir kalbi olmak lazımdır. Ondan müteessir olmamak için. Oysa onları bu caminin kapısına getirip asmaktan mana yok. Kuvveti elinde tutan adamlarınızın kapısına götürün beni. Rey verip başımıza getirdiğiniz adamların kapısına götürün as onu. Buraya ne getirirsin? Onu da yapamazsın. O da elinizden gelmez. Hiçbir şey elinizden gelmez. Buradaki Müslümanların elinden hiçbir şey gelmez. Onlara ağlamayacak adam yok. Ne geliyor elinizden? Bu memlekette 60 milyon Müslüman var. Ne hareket edebiliyorsunuz? 5-10 kuruş toplayıp da göndermekten onlara, onların yaraları sarılmaz ki. Onların istediği o değil. 60 milyonun ordularını ister onlar. Bizi kurtarın diye çağırıyor. Hareketiniz var mı? Hiç. Al bu milyonu, al bu milyarı. Milyon milyon istemez onlar. Onlar da Osmanlı'nın torunuyor orada duranlar da. Osmanlı'yı temsil eden bu memleketin yardımını istiyor. Ve müminler bir şey yapamıyor, cami kapısına getirip resim açmış, asmış oraya. Senin elin kolun bağlı, senin elin top yok, tüfek yok. Emir yok. Mahkum adamlar siz. Hüküm altındasınız siz. Siz ne yapacaksınız ona bakın. Lakin peygamber sözü yerini bulacaktır. Müminlerin kalbi eriyecektir. Mahzuniyetten mahzunuz. Hüzünlüyüz. Hüzünlüyüz. Ne diye dua yapacağız? Ya Rabbi tebdil eyle. Ya Rabbi tebdil eyle. Bu kuvveti elinde tutanları tebdil eyle. Amin. Bu kuvveti o müminleri kurtarmaya kullanmayanları tebdil eyle. Amin. Yahut kalplerini döndür. Mukallibel uluh sensin. Başka bir şey diyemeyiz. Mahkumlar başka bir şey diyemez. İşte budur. Bu zamanda ve bundan mada da yine münkeri görüp de yani Allah ve Resulünün razı olmadığı işleri görüp onları tebdile de kendinde güç bulamayacağı için o müminlerin yine kalpleri eriyecektir diyor. Çünkü çocuğuna naram anlatamazsın. Kadınına naram anlatamazsın. Veya kadın kocasına naram anlatamaz. Kardeşine naram anlatamaz. İşçisine naram anlatamaz. Askerine naram anlatamaz. Tebaasına naram anlatamaz. Yakınlarına naram anlatamaz. Hasılı kelam gözü bakar, dili söyleyemez ve kalbi ezilir, erir gider. O halinde yaşayacaklardır onlar. Ve o zamandaki müminler iman derecesine göre o hüzün çekecek. Ve Cenab-ı Allah o zaman sabur ismi şerifiyle tecelli edecek. Sabur ismi şerifinin tecellisinde olmasa alt üst edecekti. Bizi ilk
Kıfra bayrak açtığımız için 70 senedir. İslam sancağını yürüp Kıfır banderası açıldığı için ilk bizi alt üst edecekti. Lakin Es-Saburu Celle Celaluhu, sabur olan Cenab-ı Allah bırakıyor, bırakıyor, bırakıyor. Lakin bir hududu vardır. O hududa geldikten sonra o zaman başka tecelliyle, muntakim olan sıfatıyla tecelli ettiğinde o zaman sıfırı götürecek, yüksel gelecek. Onun için ey müminler mahzunuz. Dua bizim silahımızdır. Başka silahımız yok. O silahımızı biz müminleri kurtarmayanlara döndürdüğümüz vakitte senenin nihayetine onlar ulaşamaz. Ve herhalde muhlis olan kimseler, kalpleri eriyen müminler, o ezilen, kırılan, geçirilen çoluk çocuk, zulmülen, katlolunan kimseleri kayırmayan ve kurtarmaya koşmayan kimselere dua silahını kullansınlar. Başka silahımız yoktur bizim. Dua silahı da müthiştir. Kolay zannetmesinler. Ellerindeki kuvvetlerden fazladır. Bir ağızdan o münacatı yaparsak müminler olarak bu memleketin satında sene başına da kalmazlar. Tebliğ eder Cenab-ı Allah. Allah uyanıklık versin. Ya galiben hayra mağlup, 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 ya gariben hayra ba'id, يا غريبا غير بعيد 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 يا شاهدا غير غائب 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 يا غالبا غير مغلوب 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 إني مغلوب فانتصر حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله
Hasbunallah, Rabbunallah, 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 Hasbunallah, Ni'mal Vekil. نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله أكبر آمين آمين وسلام على المرسلين خصوصا على سيد المرسلين فسلامة على الحاضرين والغائبين والمؤمنين والحمد لله رب العالمين يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين بحرمة الحبيب أمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.